Neyi de eliyoruz, D'yi de eliyoruz. İki şık da eledik. Halkın vergilerinin hafifletilmesini amaçlamış mıdır? Hayır. 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 Şimdi bunu amaçlamıyor ama bu iskan politikasını teşvik etmek amacıyla bunu yapıyor. Vergileri hafifletiyor. Yani Balkanlara giden halktan işte vergi almıyor bir süre. Vergiyi azalıyor. Bunu politikayı teşvik etmek amacıyla yapıyor. Ama bu karalamayı yapmayın lütfen arkadaşlar. Kim yapıyorsa. Nereden yapıyorum? Şimdi engel olacağım her şeye de ondan dolayı. Böyle zamanımı çalıyor birisi. Ordunun güvenli bir biçimde ilerlemesini ne yapmıştır? Bu sayede Hayır. sağlamıştır. Neden? Çünkü ne kadar Türkleşme ve İslamlaşma bölgede olursa ordu da o kadar ilerler. Dolayısıyla 1, 2 ve 4 biraz önce işaretleyen arkadaş kimse doğru işaretledi. Evet, 6. soruya geldik. 6. soruda bize bir beylikten bahsediyor. Bu beylik kimdir diye soruyor. İşte Osmanlı Devleti'nin düşmanlığıyla sürekli işbirliği yapan, yaptığı anlaşmalara uymayan Osmanlı Devleti'yle ve Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanmasına engel olan beylik hangisidir sizce? Bu Osmanlı Devleti'nin en fazla mücadele ettiği beyliktir arkadaşlar. Evet, Karamanoğulları Beyliği'dir. Osmanlı Devleti'nin en fazla mücadele ettiği beyliktir. Ne demiştik hatırlıyorsanız eğer, Anadolu Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak kendini görmesi Osmanlı ile mücadele etmesindeki temel neden olarak karşımıza çıkıyor. Burada da yine bir devleti soruyor bize. Bu devlet de Timur tarafından yıkıldıktan sonra Rusya'nın giderek güçlenmesine neden olan devlet olarak bahsetmiştik. Hangisiydi o? Altın orada. Altın Orda Devleti'ydi arkadaşlar. Özellikle şunun üzerinde durmuştuk zaten. Yine burada bir eşleştirme vermiş. Bu eşleşmelerden hangisinin doğru olduğunu soruyor bize. Mesela Sırp Sındığı Savaşı'nın özelliği neydi? Haçlılarla ilk savaş. İlk savaştı. Demek ki bu yanlış. İkinci Kosova Savaşı, birinci Murat'ın şehit edilmesi. İkinci Kosova Savaşı'nı hatırlıyor musunuz? Ne zaman yapılmıştı ya da birinci Murat ne zaman şehit edilmişti? Hangisini hatırlıyorsunuz? Bu ikisinden birini hatırlamak gerekiyor. Mesela ikinci Kosova Savaşı, ikinci Murat zamanında. Varna'dan sonra. Değil mi? En son yapılan Balkanlardaki en son yapılan Haçlı Savaşı'ydı. Bakın bu savaşlar kuruluş dönemi Haçlı Savaşları. Nibolu Savaşı, bu da yanlış o zaman. Nibolu Savaşı kimin zamanında yapılmıştı? Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmıştı. O zaman Edirne'nin fethi olamaz. Çünkü Yıldırım Beyazıt'tan daha önce Edirne'nin fethi gerçekleşmişti. Hangi savaşta hatırlayan var mı? Edirne'nin fethini. Sazlıdere Savaşı'ydı. O zaman bu da yanlış. Ankara Savaşı, Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuldu. Doğru mu? Doğru. Evet. Doğru, değil mi? Ankara Savaşı'nın önemli sonuçlarından biriydi bu. Varna Savaşı da yine 2. Murat döneminde olan Varna Savaşı'ndan sonra da 2. Kosova'yla Osmanlı Balkanlardaki hakimiyetini kesinleştirmişti. Yani bunun değil, bunun sonucu olacak bu. Tamam mı? Dokuzuncu soru bizim çok fazla görmediğimiz bir soru. Daha sonra şu Şah İsmail'den Yavuz Sultan Selim'e geldiğimiz zaman bahsedeceğimiz bir soru. Daha çok. Bununla ilgili de bir kitap önerebilirim. Nasıl Ankara Savaşı ile ilgili bir kitap önermiştim. Okuyanlar var bazı sınıflarda. Nedir o? Şeyin Nihal Atsız'ın neydi kitabın adı?
Deli Kurt kitabı. Onu önermiştik. Burada da önereceğim roman Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim'i anlatan Şah ve Sultan kitabı. Onu önerebilirim. Okuyun. Şimdi pandemi sürecindeyken bu böyle bir kitap okuma alışkanlığı da kazanmak iyidir diyorum. Neden bahsediyor dersek, burada hangi devletten bahsediyor dersek, Akkoyunlulardan bahsediyor arkadaşlar. Bunu Çaldıran Savaşı sırasında daha net bahsedeceğiz. Bunu yapabilirsiniz bu soruyu. Bu soruyu neden yapabilirsiniz? Çünkü ben bu soruyla ilgili kitabınızda olmasının dışında bir de not attım. EBA'ya not attım hatırlıyorsanız eğer. Mesela 14. yüzyılda Osmanlı Devleti kurulduğu sırada hangi devletler vardı? Bu devletleri düşünerek hangisi olmadığını söyleyebilirsiniz bana. Hangisi? A mı? Evet, Safeviler. Onu ne zaman göreceğiz? Burada, şurada göreceğiz işte. Yani kuruluş sırasında değil, daha sonra Yavuz dönemi giderek güçlendiği bir devlet olarak karşımıza çıkacak. Evet, 6 soru yapmışız. 4 tane boşumuz var, 10 soru zaten. Doğru yapmışız. Geçiyorum o yüzden. Bu 2 no'luydu. Şimdi 3'e geçiyoruz, değil mi? Evet, ilk soruyu bir arkadaş okusun ve yapsın lütfen. Kim yapıyor? Kaç kişi olduk? 14 olduk. Kimler katıldı? Batuhan katılmış. Ben önceden verdim hocam. Var mıydın? Verdim. Yapayım mı hocam? Evet, lütfen. Bu parçadan hareketle Timur'un hakimiyet alanını genişletmek için giriştiği mücadelede diğer Türk devletlerinin de hedef almasında etkili olan Türk devlet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Timur, Karadeniz'den Avrupa'ya kadar uzanan bölgede hakimiyet kuran Altın Orda Devleti'ni yenerek yıkılış sürecine girmesine ve 1402 Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ı yenerek Osmanlı Devleti'nin fetih devrine girmesine sebep olmuştur. A. Kut inancı, B. İkili teşkilat, C. Türk Cihan Hakimiyeti düşüncesi, D. Sancağa çıkma usulü, E. Veraset sistemi. Bence Türk Cihan Hakimiyeti düşüncesi diye düşünüyorum. Evet, doğru düşünüyorsun. Şurayı okumaya gerek yok artık. Bazen sorularda, yani sınav için söylüyorum, bu önemli sınavlar için söylüyorum. Şurası bize bazen yeterli oluyor. Yani soru kökü dediğimiz, şurası bize yeterli olabiliyor bazen. O yüzden zaten biz önce soruyu okuyoruz. Zaman açısından. Şimdi buradaki bilgi bize şunu götürüyor zaten, yani bunu biliyoruz. Biz bunu daha önce hem teste çözdük hem de bu savaşın en önemli nedeni olarak bunu söyledik. O yüzden bir daha bunu okumak gerekmiyor. Yani şimdi okuyabiliriz. Şimdi okuyoruz zaten. Okumalıyız. Şu an dersteyiz. Ben bunu sadece şey için söylüyorum. Sınav zamanı. Bu bildiğiniz bir bilgi. Muhakkak daha önce de kullandığınız bir şey. Ama tekrar ediyorum ben, bir öğretmen olarak, işte öğretmen özelliği, ne yapacaksın? İkinci soruya geçelim. Bir arkadaşımız okusun, yapsın lütfen. Evet, ben mi söyleyeyim kim yapsın diye? Kim yapsın? Batuhan yapsın. Okuyorum hocam. Evet. 16. pardon, 14. yüzyıl başlarında Sırp ve Bulgarlar Ortodoks, Bosna ve Hersekler Bogomil, Hırvatlar ve Macarlar ise Katolik mezhebine mensuptular. Mezhep birliğinin bulunmadığı Balkanlarda Macarlar diğer milletlere mezheplerini değiştirmeleri için baskı uyguluyordu. Evet. Şimdi bunun esas amacını soruyor bize. Macarların izlediği bu politikanın esas amacı hangisi olabilir? Şöyle bir bakın bakalım. Herkes kafasında bir şey oluştursun. Batuhan ondan sonra bir cevap verecek bize. Bir dakika hocam. Oku oku sen. Arkadaşların da bakıyor.
Herkes baksın, kafada bir şey oluştursun. A olabilir mi hocam? Evet, A olabilir. Şıkları eleyerek gidiyoruz, değil mi her zaman? Eleyerek gidiyoruz. Mesela Evet. dini hoşgörüye sahip olması ile alakası yok burada, değil mi? Ne yapıyor? Çünkü bir baskı var. Evet. Osmanlı Devleti ile birleşme arzusu kesinlikle olamaz. Tam tersi, buradaki devletler Osmanlı'ya karşı mücadele ediyor. Katoliklerin dini lideri olma arzusu da olamaz. Neden diyoruz orada da? Çünkü Katoliklerin dini lideri zaten belli. Papa, Vatikan. Yalnızlık politikasından kurtulma amacı değil. Buradaki temel neden, buradaki küçük grupları kendi siyasi hakimiyetine bağlama isteğidir diyoruz. Tamam mı gençler? Yani bu gördüğümüz bir şey olmayabilir. Sorudan, yani şuradaki hani bir edebiyat sorusu olarak bakabilirsiniz buna. Buradaki yargı cümlesinden yola çıkarak bir yorum yapıyoruz. Yorumlama becerimiz burada işe yarıyor işte gençler. Evet, üçüncü soruyu yapalım. Üçüncü soruyu kim yapsın? Kim yapsın? Hadi gençler. Efe yapsın. Efe? Efe uyuyor. Tamam. Efe derste değil yani. Efe telefonundan mı girmiş artık? Nereden girmiş? Uyumuş. Açık bırakmış, gitmiş, başka bir şey yapıyor ya da. Elif yapsın. Elif Azem. Evet, Elif de yok, bizimle değil. Bunlar yok yani. Derste değil yani bunlar. Habibe, Azra Nur. 14. yüzyıl başlarında Katolik olan Macarlar, Balkanlarda yaşayan kavimlere meslek değiştirmeleri için baskı uyguluyorlardı. Bu yüzden bölgede sık sık meslek çatışmaları yaşanıyordu. Ayrıca şehirlerin yöneticileri olan voyvodalar, halka sürekli baskı yapıp onlara ağır vergiler altında eziyorlardı. Bu bilgiler ışığında Osmanlı Devleti Balkanlardaki hakimiyetini genişletmek ve kalıcı kılmak için aşağıdaki hangi uygulamayı esas almıştır? Evet. Ne olabilir? Ne olabilir sence Azra Nur? Şimdi burada ne var? Bir mezhep değiştirmeye zorlamaları var. Bir de ağır vergiler altında ezmeleri var. Adaletli olmayan bir yönetim var ve dini baskı var. Şimdi bunu engelleyen Osmanlı'da bir yönetim anlayışı vardı, bir politika vardı. Neydi o? Ne diyorduk biz ona? Azra Nur hatırlayamadı. Yardımcı olun Azra Nur'a. Bir arkadaşımız söylesin. İstimal ettiler. Evet, istimalet politikasıydı. Biz buna istimalet politikası diyorduk. Yani adaletli bir yönetim anlayışı, hoşgörülü, dini anlamda hoşgörü ve adaletli yönetim anlayışına biz istimalet politikası diyoruz. Burada ondan bahsediyor. Şurada, yani şuraya bile bazen bakmaya gerek olmayabilir. Çünkü Balkanlarda hakimiyeti genişletmek ve kalıcı kılmak amacıyla uyguladığı iki politika var. Biri iskan, biri istimalet politikası. Ama şurası bizim istimalet politikası olduğunu söylüyor. Bunun iskan değil de istimalet olduğunu söylüyor. Adalet ve hoşgörüden dolayı. Anlaşılmıştır umarım. Dördüncü soruyu kim yapıyor? Elif Nur yap hadi. Bu durum aşağıdakilerden hangisini doğrular niteliktedir? Türklerin Balkanlardaki ilerleyişini durdurmak amacıyla Sırp, Boşnak, Hırvat ve Arnavutluk prensleri Osmanlı Devleti'ne karşı yeni bir Haçlı ittifakı kurdular. Ayrıca Karamanoğulları ile de bir anlaşma yaparak Osmanlı Devleti'ni sıkıştırmayı planladılar. Evet. Neyi doğrular nitelikte? Bu A olur mu? Hocam C mi? A olmaz. B olmaz. C olur değil mi?
Evet. destek almıştık. Kimden destek almıştık? Karamanoğullarından. Evet, hemfikir miyiz? Herkes hemfikir mi? Peki. Evet. Beşinci soruya geçelim. Beşi kim yapıyor bize? Gazi Yanı Rum'la ilgili bilgi veriyor. Gazi dervişlerin neler yaptığını söylüyor bize. Ben Mesela yapamadım. Anadolu ve Balkanlarda İslamlaşma faaliyetlerinde rol oynamaları. Doğru mu? Doğru. Değil mi? Of, Evet. benim ya. Bir doğru. Evet Batuhan. Bir Yani doğru. Bir doğruysa şu B, C, E ya da A. Pek çok yerleşim merkezinin fethinde etkili olmuşlardır. değil. Yanlış. Yanlış. Gençlerin veya Müslümanların Doğru. dini kolay öğrenmelerinde rol oynamışlardır. Doğru. Doğru. Ama bunun cevabı 1, 2, 3. Çünkü Batuhan'cığım yerleşim merkezinin fethinde de etkili olmuşlar. Bunlar Gazian Rum, gaza yapan zaten. Tamam mı? Gaza yapan fetheden anlamına gelir. Bunlar hatırlıyorsanız eğer şöyle söyledik. Alp Erenler dediğimiz zaman Alp Erenler yiğit, Alp dediği yiğit, savaşan. Ama bir de Eren kısmı var, ermiş olan yani değil mi? Yani bunlar hem dini yayan hem de din adına savaşan insanlar. Gazian Rum bunlar. Bunlardan oluşuyor. O zaman bunlar hem İslamlaşma faaliyetini sağlıyorlar hem de fetihleri kolaylaştırıyorlar. Gönüllü olarak kitabınızda bir bölüm vardı. Özellikle altını çizmiştim ben. Şimdi bu soru bize neyi bakın sağlıyor? Bu soru bize Gazian Rum'un özelliklerinin neler olduğunu öğrenmemizi sağlıyor. Neden test yapıyoruz? Test bize aynı zamanda yani bir bilgiyi öğreniyoruz. Kitabımızda tarihte test çözmediğimiz zaman gerçekten bilgi eksik kalıyor gençler. O yüzden test çözmek zorundayız. Testi bilginin doğru anlaşılıp anlaşılmadığını testle görüyoruz biz. Ya da bazen çok ayrıntılı görmediğimiz şeyi burada görüyoruz işte. Bir daha önce Bacıyan Rum'da gördüğümüz gibi. Burada da Gazian Rum'un tam olarak ne yaptığını da ne yapmış olduk görmüş olduk. Teste önem veriyorum ben. Bir arkadaş gitti kim acaba o? Evet geçtim 6. soruya. Burada da bir bilgi sorusu var. Mesela bu bilgi sorusunda da ne diyor? Bizans Osmanlı ordusuna yenildi. Bir daha saldırmaya cesaret edemedi. Haçlardan yardım istedi. Tamam mı? Bu soruda ne olabilir sizce? Mesela nasıl gideceksiniz burada? Bizans'la mücadele varsa değil mi? Ondan sonra diyor Haçlardan yardım istedi. Ne olamaz? Nilbolu olamaz. Sırp Sındığı olamaz. Çirmen olamaz. Bunun üçü olamaz. Neden olamaz? Nedenini söyleyeyim arkadaşlar. Bu üçü Osmanlı'nın Haçlılarla yaptığı savaş, Bizans'la yapılan savaş değil. Tamam mı? Direkt Haçlılarla yapılan savaş. Ama bize burada diyor ki Bizans diyor yaptı, bunda diyor yenildi. Ondan sonra da bir daha diyor şey yapamadı diyor. Osmanlı'yla mücadele etmedi diyor. Yardım istedi diyor. O yüzden diyor bunlar olamaz. Bunlar Çirmen, Sıpsındığı, Nibolu Haçlılarla mücadele. Geriye ne kalıyor? Maltepe Koyunhisar savaşları kalıyor. Şimdi Koyunhisar'ı biz nasıl gördük? Haçlılarla yapılan ilk savaş olarak gördük. O zaman o da olamaz Koyunhisar. İlk savaşta neden? Çünkü yenilecek, bir daha cesaret edemeyecek. Yenilip bir daha cesaret edemiyorsa Maltepe Savaşı'nı yapamaz. Koyunhisar olsa değil mi? Yani mantığı anladık mı? Evet hocam. O yüzden doğru cevap Maltepe. Yani biz neyi biliyoruz bakın? Biz neyi biliyoruz? Neyi bilmemiz gerekiyor? Ben neyin üzerinde durdum? Geçen derste söyledim. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi savaşları üzerinde özellikle durdum. Kronolojisini tarihsel olarak değil ama sıralama olarak verdim. Sıralama olarak öğrenseniz hangi padişah döneminde olduğunu öğrenmeniz önemlidir dedim. Şimdi bunu bilmeniz, bir de Koyunhisar üzerine ne için durduk? İlk savaştı dedim. O zaman bunu yapmak ne olur? Kolaylaşır. Yani bu soru
ezber sorusu, bilgi sorusu, zor bir soru gibi gözükse bile bizim bilgimiz, bu konudaki bilgimiz ve mantık yürütmemiz doğru ilerlerse bu soru kolaylaşır. Bilmiyorum anlatabildim mi? Burada çok soru sormak da, yani çok test çözmek de burada bilginin kalıcılığını sağlayan bir şey. Bununla ilgili mesela pek çok soru çözersen bu kalıcı hale gelir. Yani ne yaptık? Kuruluş dönemiyle, Haçlı Savaşları ile ilgili bir sürü soru çözdük. Artık Sırp Sındığı'nın ilk savaş olduğunu biliyorsunuz diye düşünüyorum. Mesela Koyunhisar'ın Bizans'la artık yapılan ilk savaş olduğunu bilmeyenler artık biliyordur diye düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum derdimi? Evet, mesela eşleştirme vermiş. Hangisi Edirne'nin fethiyle ilgilidir? Biraz önce söyledik bunu. Söyledik değil mi? Ne, mesela ne dedik? Sazlıdere. Tazlıdere. O zaman bunu yapmak kolaylaşır mı? Kolaylaşır değil mi? Yani ne yapıyoruz? İşte Sazlıdere. Yani orada şeyi, hani öğrendiğimiz şeyi burada testle pekiştirdiğimiz zaman öğrenme biraz daha kalıcı hale geliyor. Burada tabii tekrar süreci önemli. Sekizinci soruya geldiğimizde de mesela bu sorular çok gelir. Öğrenci bu soruları karıştırır. Halbuki çok kolaydır. Mesela gidelim burada. Mesela Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşatıyor. Bu hangi alanlarla ilgilidir diyor. Mesela Bizans'ın Haçlı seferlerine ön ayak olması dini midir, siyasi midir, ekonomik midir, sosyal midir? Siyasi. Siyasi. Peki siyasidir. Başka? Haçlı seferleri olduğuna göre aynı zamanda dinidir. Değil mi? Haçlı savaş seferleri dediğine göre aynı zamanda nedir? Dinidir de. Karamanoğulları ile Osmanlı'ya karşı ittifak kurması nedir? Ne olur? Hadi gençler ya. Siyasi. Siyasidir değil mi? Bu siyasi bir şeydir bu. Yani iki devlet arasındaki politika neyi ortaya koyar? Siyasiyi ortaya koyar. Hazreti Muhammed'e övgüsü, yani işte bu, hani var ya, İstanbul'u kuşatan kişi ne işte ulu kişidir, o ordu ne, böyle bir sözü var. Şimdi tam söyleyemedim, başladım getiremedim ama muhakkak biliyorsunuz siz. Bu söz nedir? Tabii ki Yine. dinidir, değil mi? Ticaret yolları dediğimiz zaman da neyi kastederiz? Ekonomik. Ekonomik. Ne yok burada o zaman? Sosyal. Sosyal yok. Hangisi 1, 2, 3 nerede var? Evet. Aşık. Ha, bu sorular genelde öğrencilerden tarafından kaçırılan sorular ama kaçırılmaması gereken de sorular aynı zamanda. Biraz daha dikkat belki. Evet, herkes dokuzuncu soruyu içinden okusun. Bir arkadaşı söz vereceğim, o cevabını söylesin. Evet, okuduk mu? Herkes okudu diye düşünüyorum. Enes, geldin mi? Biraz önce Enes'e seslendik. Gördüm de Enes'ten. nasıl Ha, biraz önce sana seslendik. Sen ses vermedin Enes. nasıl hocam, nasıl ses vermedim, ben hep buradaydım, neden duymadın Vallahi bilemiyorum artık nedeni neydi. hocam? Efe, o Hocam Efe'ydi, Enes değil de ben Efe'ydi. şu hocam, o Enes değil miydi? Efe'ydi hocam, Kimdi? o Efe, ben cevap Ha, veremedim hocam, Efe'ydi. ben Efe de sallamadım. kaçtı zaten. Efe şu anda yok. Ha, Efe çıkmamış var mı, mı? yok hocam o. Kaçtı Efe. Tamam. O Enes demeyeceğim. Zeynep diyeceğim. Zeynep. Zeynep, o zaman mesaj at. Zeynepciğim, mesaj atar mısın? Mesaj atılıyor mu ki? Chat yok mu? Yok hocam. Var ya.
Yok hocam. Olur mu ya? Var burada da yok mu? Zoom'da var hocam. O Zoom'da var. Burada yok mu ya? Burada da var diye biliyorum ben. Yok burada hocam. Siz daha iyi biliyorsunuz tabii. Hilal o zaman cevap versin. Hocam ben cevaplayacaktım. Hocam ben Denizli buldum. Anadolu'da siyasi birlik bulunmamaktadır. Ben... Hilal'e kim katılıyor? Parmak kaldırsın. Hilal'e katılanlar parmak kaldırsın. Enes işareti koydu gördünüz. Evet, katılanların sayısı az. Diğerleri katılmıyor mu? Yoksa onlar bizimle değil mi? Hilal doğru söylüyor. Kurulduğu sırada Anadolu'da siyasi birlik yok. İşte ne var? Beylikler var. İkinci beylikler dediğimiz beylikler var. 10. soruyu yapalım ders kapanmadan. Topraklarını büyütmesinin siyasi sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Niye topraklarını büyütmüş? Bunun siyasi nedenini soruyor bize. Siyasi neden? Bizans'ta tekfurların yarı bağımsız hareket etmesi, ekonomi, askeri, hukuk, ahilerin Osmanlıları desteklemesi. Hangisi arkadaşlar siyasidir? Bunlardan hangisi siyasidir diyelim o zaman. Var mı cevabı olan? Değil mi? Buradaki A işte siyasidir. Devletler arası şey,